Siz şey demiştiniz geçen haftalarda mantarla bağırsak mantarları ile ilgili konuştuğumuzda bu mantarlar herhangi bir bağırsak temizleme işlemleri falan yapılır ya zaman zaman. Onlarla çözülmüyor çünkü bağırsak mukozasına yapıştıkları için orada tutunuyorlar demiştiniz. Yanlış Evet, yani hatırlamıyorsam. bazıları diyor ki lavman yap, Lavmanla lavman şununla bununla yapın, şöyle yapın kurtululur mantardan. veya Bazı ilaçlarla. bağırsaklarını yıkatıyor bazıları. Mesela böyle birkaç bayan beni aradı. Kolon terapi mi ne öyle bir şey diyorlar. Hidrokolon terapi. Hidrokolon terapi diyorlar. Evet. Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da, hatta Yapılıyor. Berlin'de aradı beni. Bayan doktoru demiş ki bir defa yıkamak yetmez. Bir 6 hafta sonra bir defa daha yıkayalım. Büyük bir makinesi var. 2 metre uzunluğunda çubukla içeri böyle fırçayla fırçalarmış gibi yıkıyor bağırsa. Temizliyor kuya. Ama sadece faydalı bakteri yok ediyorsunuz bağırsaklarda. O da çok önemli. Bağırsak florası zaten Evet. sağlık dengesini sağlayan değil Yani mi? evet, onlar faydalı bakteriler küçük moleküllü asitler üretiyor. Bu küçük moleküllü asitler asetik asit, formik asit gibi zararlı bakteri ve mantarları yok ediyor. Yani artı vitamin üretiyor. Yani faydalı bakteriler, laktobazilos, bifidobakteriler vesaire bağırsaktaki bakterilerin %99'u normal olarak sağlıklı bir insanda faydalı. Zararlı değil. Şimdi bağırsaklarını yıkattığı zaman kişi O faydalı bakteriler de yıkanmış, faydalı atılmış bakteri oluyor. gidiyor fakat mantara zarar veremiyorsunuz. E o zaman niye yapılıyor bu işlem? Para kazanmak için yapıyor. Maalesef dünyada bu işi yapanların %99'u para kazanmak için yapıyor. Almanya'da bile hep çok kontrollü bir ülke. Mesela bir araştırmışlar. 100 tane ginseng üreten firma. Bunların hangisi kaliteli mal üretiyor diye. Sadece 2 tanesi kaliteli mal ürün üretiyor. Gerçekten ginseng içeren hap üretiyor. Diğerleri insanları kandırıyor. İçerisinde ginseng O vardır derecede diye. kontrollü bir Yani ülke demek. Almanya'da bile satılan ilaçların yani %98'inde dalavere var. Çok fena. Bu insanı umutsuzluğa düşürür. Şimdi mesela Peki. diyorlar ki bana neden sizin bu ürününüz çok sert? Olması gereken maksimum oranda konsantre. Yani hiç sıvı yok bunda, su yok. %100 konsantre. Yani olması gereken oranda. Bazıları diyor ki Onun biraz tadını o değiştiremiş. yeşil bitkilerden dolayı rengi o renk değil mi? Evet. İçinde limon suyu var. Bir de yine Zerdeçal var. zerdeçal önemli bir kanser engelleyici Zerdeçal bitki. kansere karşı çok çok etsin. Zeytin yaprağı var. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Zencefilin tazesi var. Yani zencefil bugün Toz zencefil değil, toz taze. değil. Tozun etkisi çok az maalesef. 19 çeşit bitki var. Tabii rastgele karıştırdığın zaman problem çıkar. Mesela vatandaşın biri dedi ki ben bunu yaparım buyur yap dedim. Zaten üzerinde yazıyor dedi. Tamam yazıyor. Olur yap. Bitkileri hangi bitkiler olduğu Evet yazıyor. evet. Yapmış. Sonra tabii mantar küflenmiş. 6 ay hastanede yatmak zorunda kaldı. Oranlarını bilmek lazım. Hangi bölümleri bitkilerin kullanacağını Ya bilmek bazı lazım. bitkiler antiviral, antibakteriyel, yani bakteri, virüs ve mantarları öldürücü bitkiler farklı farklı. O bitkiler olmadığı zaman bozulur, küflenir, mantar yerleşir bu sefer. Fayda yerine zarar verir. Yani ölçüyü bilmek lazım. Hangi bitkinin hangi özellikte İşte olduğunu her bilmek lazım. konunun bir uzmanı var canım. Bilmediğimiz her şeyde de ben bilirim. Ne olacak? Bu çok basit bir şey. Bunu ben de yaparım gibi geliyor ya bazı şeyler insanlara. En büyük hatayı galiba orada yapıyoruz zaten. Bir başkasının işine bakıp farkında olmadan bir kibir haline geliyoruz. Ya bunu yaptı bu işte ne var canım? Allah Allah. Bunu ben de yaparım. Öyle değil. Tabii, mesela. Herkesin bildiği bir Tabii. doğru var. Muhakkak o doğruya ulaşana kadar birçok deneyimden geçmiştir. İnsanların bilgisine saygılı olmak lazım. Mesela bizim radyo programcıları için de böyle bir şey söylerler. Ben 17 yıldır radyo programı yapıyorum. Ne var canım çıkıyorlar mikrofona 2 dakika lak lak yapıyorlar. Değil işte efendim buyurun beraber lak lak yapalım. Olmuyor. Tabii. Herkesin lak lakı çekilmiyor mesela. Mesela O beni o nedenle toplantıya bilmediğimiz çağırdı. işte bilmiyorum demek lazım. Yani toplantıya çağırdılar cerrah uzman. Ben dedim benim ilgim değil, benim bilgim değil. Bu konu ayrı. Mesela. Beni Tabii canım. ilgilendiriyor. Yani ben onu o konuda konuşamam. Anca kendi bildiğim Yani bilgide ben bildiğim konuda konuşabilirim. konuşurum. Çok O konuda doğru. konuşamam. Keten tohumunu yoğurtla birlikte hazırladık. İçine birazcık da varsa bezir yağı Bezir ekledik. yağı, bal Balk katılabilir, atılabilir. ceviz İşte fındık fıstık katılabilir, ceviz fındık fıstık atılabilir. atılabilir. Günde 3-4 defa yendiğinde Kabızlığı çözer. bağırsakları temizler, arıtır. Şahane. Yani Ayrıca lezzetli bir karışımdan bahsediyoruz burada. Yani belki o aromatik lahana suyunu herkes çok hani rahatlıkla içemeyebilir. Ama bu
gerçekten eğlenceli bir şeydi aynı zamanda. Evet evet. Yani, ilaç gibi değil onu demek istiyorum. Yemek gibi. Yemek gibi. 3-4 ay kullanırsak. Öbürleri biraz ilaç gibi çünkü. Onları ilaç niyetine kullanmak lazım. Tabii tabii. Zaten bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 yıl önce Profesör Doktor Cheney, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller'in klinik araştırmaları var. Belgelenmiş. Yani etkisi bunun %100 tespit edilmiş. Gastriti, ülseri, enteriti, koliti tedavi edici. Bağırsaklara yönelik. Mide ve bağırsakları tedavi edici. Tedavi edici. Evet.